Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde başlatılan ve sıcak yaz akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen açık hava sinema gösterileri, birbirinden güzel ve eşsiz klasikleri vatandaşlarla buluşturmayı sürdürüyor. Bahçeşehir bölgesinde bulunan Yeşil Vadi Etkinlik Alanı'nın ev sahipliğinde düzenlenen sinema gösterimlerinde son olarak Ertem Eğilmez'in yönetmenliğini ve yapımcılığını üstlendiği, aynı zamanda Zeki Alasya ve Sadık Şendil ile birlikte senaryosunu yazdığı, başrollerinde Emel Sayın, Tarık Akan, Zeki Alasya, Metin Akpınar, Halit Akçatepe, Münir Özkul, Kemal Sunal, Adile Naşit ve Perran Kutman'ın oynadığı klasikler arasına giren Mavi Boncuk isimli Türk komedi filmi gösterildi. Adam sen ne oldun? Bana tarif ederken kendisi bayıldı be. Ne yapacağız şimdi? Bayılmasını bekler miyiz? Biz işimize bakalım. Hadi. Düzce'de hava sıcaklığı 35 dereceye kadar ulaştı. Sıcak havadan bunalan vatandaşlar ise serinliğiyle bilinen Aydınpınar Şelalesi'ne koştu. Bazı vatandaşlar suya girerken bazıları ise şelalenin serinliğine kendisini bıraktı. Şehir merkezine iniyorduk. Aydınpınar Şelalesi'ne geldik. Daha serin, daha havadar, daha güzel. Ortam da güzel. Baksana nasıl istemeli, nasıl serin, nasıl ferahlık geliyor bize ya. Şu anda burası, şu an 10 derece vardır herhalde. Çok güzel vallahi. Serinledik. Hava sıcak. Düzce'den kaçtık buraya geldik. Hava sıcaklığı herhalde orada yüksek. Çok yüksek. Biz de hani kendimiz atma yer bulamadık. Baktık burası en güzel bize göre. Aile yeri. Huzurlu yani. Çoluğumuz çocuğumuzu aldık geldik. Suya geldiniz. Suya geldik, serinledik. Nasıl hissettiniz, suyun sıcaklığı nasıldı? 10 numara. Ne soğuk ne sıcak. Serin. Olay Cumayir ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre fındık toplamak için Şırnak'tan Subaşı köyüne gelen ailenin çocukları bahçede oyun oynamaya başladı. Bu esnada 8 yaşındaki ŞT'nin bacağına bahçede bulunan demir çubuk saplandı. Bağırma seslerine gelen ev ahalisi minik çocuğu kurtarması için sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Demir çubuk kesilerek 8 yaşındaki çocuk demirle birlikte hastaneye kaldırıldı. Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri Düzce Üniversitesi Acil Servisinde operasyon gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarıyla birlikte bacağı saplanan demir bulunduğu yerden çıkartılmasının ardından 8 yaşındaki çocuk ameliyata alındı.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Düzce Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı tüm ekipler yaptıkları uygulamada uyuşturucu, hırsızlık ve farklı suçlardan 9 şüpheli hakkında işlem yaptı. Trafik ekipleri ise 122 araç ve sürücüsünü sorgularken 15 araç sürücüsüne 42.698 lira ceza uygulandı. Bir araç da trafikten men edildi. Düzce'de alkollü araç sürücülerine yönelik ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Düzce Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri şehrin dört bir yanında yaptığı denetimlerini sıklaştırdı. Alkollü sürücülere yönelik mesaisini sıklaştıran ekipler özellikle gece saatlerinde yapılan denetimlerde son bir haftada 77 alkollü sürücüye ceza işlem uyguladı. Ekiplerin denetimleri sıklaştırarak kazaların önüne geçmek için çaba sarf edeceği öğrenildi. Olay Çoban Dalçık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Astaksi istikametinden Kervan Kavşağı istikametine seyir halinde olan alkollü bir sürücü aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında Dalçık mevkiinde karşı şeride geçerek başka bir araç ile çarpışmaktan son anda kurtularak duvara çarparak durdu. Kaza sonrası bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri araçlardaki yaralılara müdahalede bulunurken alkollü sürücü otomobili bölgeden kaçırmaya çalıştı. O anlar saniye saniye kayıt altına alınırken ortalık karıştı. Şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı. Ben ne ara geldim? Akçakoca'da bulunan kadınlar plajında bulunan kadınları izlemek için kayalıklara 3 şahıs çıktı. Kadınlar durumdan rahatsız olunca sahil güvenlik komutanlığına bilgi verildi. Jet skileriyle bölgeye gelen ekipler kayalıklardan şahısları indirerek gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken kadınlar plajlarının daha korunaklı olmasını istediler. Kültür Mahallesi Akasya Sokak'ta hırsız akülü motoru kapının önünden çaldı. Güpe gündüz göz göre göre meydana gelen hırsızlık olayı saniye saniye kameralara yansıdı. Çalınan motosikletin sahipleri şahıs hakkında şikayetçi olacak. Fakat motosikleti geri bırakması durumunda şikayetçi olmayacaklarını belirtirken motosiklet gelmeyince konuyla ilgili şikayetçi olan vatandaş hırsızın yakalanmasını istiyor. Olay Gölyaka bağlantı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Gölyaka bağlantı yolunda bir otomobilin motor kısmında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu Gölyaka Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler alev alev yanan otomobili söndürdü. Konuyla ilgili olarak inceleme başlatıldı. Olay Konurak Kafeler Caddesi'nde balkondan balkona atlayan kediyi gören vatandaşlar durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde bölgeye gelen emniyet ve itfaiye ekipleri kediyi kurtarmak için çalışma başlattı.
Fakat kedi balkondan balkona atlayınca bir türlü bulunduğu yerden kurtarılamadı. Ekipler kedinin ev sakinleri tarafından çıkarılabileceğini düşününce bölgeden normale döndü. Yangın Mudurnu'nun Beyderesi köyü Osman Çavuşlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Adem Burak'a ait 10 dönümlük buğday tarlasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden köylüler seferber oldu. Köyde bulunan su tankerleri yangının çıktığı bölgeye getirildi. Köydeki vatandaşların çabasıyla yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle 10 dönümlük buğday tarlasının 1,5 dönümlük alanı küle döndü. Tarlaya çok yakın bir noktada bulunan ormanlık alanı alevler sıçramadan söndürüldü. Evet, Beyderesi köyündeki tarladan çıkan yangın kontrol altına alınmıştır. Bolu Muhtarlar Derneği ve Bolu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, köylülerin talebi üzerine geçtiğimiz yıl 28 takımın katıldığı bir futbol turnuvası düzenlendi. Bolu'nun Karaçayır Mahallesi'nde bulunan Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun sportif tesislerinde düzenlenen turnuva geçen yıl büyük ilgi gördü. Bu yıl yeniden düzenlenen turnuvaya 48 köy takımı katılım sağladı. Fikstürün çekilmesinin ardından turnuva Karaçayır tesislerinde start aldı. Bugün 48 takımla devam ediyoruz. Geçen yılki kurallarımız bu sene biraz daha net ve ciddi bir şekilde uygulanacak. Yaptığımız maçlar dostluk maçları. Kimse bu maçların sonunda büyük bir ödül almayacak. Ama ödülümüz birlik beraberliği sağlamak, kardeşliği pekiştirmek. Sportif bir faaliyet. Bunun dışında Bolu Muhtarlar Derneği olarak köyler arasındaki birlik beraberliği sağlamaktı. Muhtar arkadaşlarımız da bu çalışmalarımıza çok destek verdiler. Bunda da başarı sağladık. 30 Şubat'ta da Güneydoğu'da bir deprem yaşadık 12 ilimizde. Yani ülkenin neresinde bir acı varsa Türk milleti olarak o acıyı paylaşma noktasında birlik beraberlik noktasında kaynaşma noktasında biz de varız diyoruz. Bolu Muhtarlar Derneği olarak da sportif faaliyetin yanında işte 99'da yaşadığımız depremi Güneydoğu'daki vatandaşlarımızın da acılarını paylaşmak, bir nebze onlara katkı sağlayabilmek için futbol turnuvamızda reklam almaya karar verdik. İş insanlarımıza buradan sesleniyorum. Siyasetçilerimize, bürokratlarımıza, Bolu halkımıza sesleniyoruz. Burada reklam vermek isteyen vatandaşlarımız, iş insanlarımız metresi 1000 TL. Buradan toplanan yardım miktarı Bolu Valiliğimizin deprem hesabına yatırılarak Güneydoğu'daki vatandaşlarımızın yani bir nebze de olsa ya da bir tas çorba şeysi gönderebilirsek buradan yardım anlamında bu kampanyaya da böyle bir renk katmak istedik. İnşallah başarılı olacağız. Lütfen kazandığınız bir maçı kaybetme durumuna gelme. Buralar hepimiz. Ne kadar bizimse sizindir. Tamam, bunları koruyacak olan hepimizin şimdi... Yılca'da tebessüm ettiren görüntüler güvenlik kameralarına yansıdı. Sanayi sitesi içerisinde pat pat tekerinin tamirini yaptırmak için bölgeye gelen yaşlı bir adam kasadan tekeri indirmek istedi. Teker bir anda hareket etmeye başlayınca kasadan atlayarak peşine koşmaya başlayan yaşlı adam izleyenleri tebessüm ettirdi. Tekerin peşinde uzun süre koşan yaşlı adam çevredeki vatandaşlara da uyarılarda bulundu. Sakarya'nın Akyazı ilçesi Yeniköy mahallesinde yiyecek arayışında olan Karaca fındık bahçesine girdi. Karaca'yı fark eden vatandaş ise Karaca'ya kızım diye seslenen adam o anı ölümsüzleştirmek için cep telefonuyla kayda aldı. Bir süre duran Karaca daha sonrasında bölgeden kaçarak uzaklaştı. Kızım.